Sayın Cumhurbaşkanı resepsiyonda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na da sitem etti. Hı hı. Çünkü Kılıçdaroğlu ne dedi biliyorsunuz değil mi? 15 Temmuz gecesi de Sayın Cumhurbaşkanı için beyefendi otelde tatildeydi dedi. Ben o açıklama duydum da gerçek mi acaba diye düşündüm yani. Şimdi bakınız inanınız ben Cumhuriyet Halk Partililerin sayın genel başkanından her hepsi için söyleyemem ama bu zihniyet sahipleri diye bir başlık altında söyleyebilirim. Nerede ne zaman nasıl konuşacaklarına dair bir ölçümüz yok. Ya sen beş defeye gitmedin mi? Bu darbeden sonra bir milli Birlik havası, oluşmadı mı? Zorla da olsa, davetle de olsa, baskıyla da olsa yeni kapıya gelmedin mi? Sayın Kılıçdaroğlu'na söylüyorum. Gelmediniz mi? Orada bir oluşmadı mı? Ya ne demek beyefendi tatildeydi? Eğer o akşam Sayın Erdoğan birkaç televizyon kanalına görüntülü bağlanıp da milleti sokağa davet etmeseydi, biz buradayız demeseydi, Gelin bunu önleyelim diye çağrı yapmasaydı millet o çağrıya uyup meydanları doldurup pankların üzerine çıkmasaydı Gün Kılıçdaroğlu neredeydi? Dilim söylemeye varmıyor. Yoksa Kılıçdaroğlu bu darbe sonrasının başbakanı mı olacaktı? Niye eleştiriyor Sayın Cumhurbaşkanı? Tatildeydi diye. Kılıçdaroğlu da o gece Atatürk Havalimanı'na indiği mesela belirtildi. Murat Kerkitlioğlu yazmıştı akşam gazetesinden mesela. Hayır e, ve ardından da Bakırköy Belediye Başkanı ile birlikte uzaklaşmışlar havalimanındaki tankları gördükten sonra. Bu da çok gündeme gelmişti. Acaba ya, Kemal Kılıçdaroğlu orada tankların üzerine çıkamaz mıydı? Yani CHP yetkililerinden birisini yetkililerinden diyorum. Milletvekillerinden birini. Tankın önünde ya da üstünde gördük mü biz o akşam? Bak bunu ilk defa söylüyorum. Çünkü damarımıza bastı, bastı Kılıçdaroğlu. O kendini ben tankların önüne atacağım, önce tankın önüne ben çıkacağım diye var mıydı bir kişi? Tam tersine bazı yerlerde CHP'nin ağırlıklı olduğu semtlerde İstanbul'da tanklara alkışlayanlar çıktı. Şimdi kimin 15 Temmuz gecesi kimin ne yaptığını, kimin de ne yapmadığını aslında biliyoruz. Ama şu birlik beraberlik havasını PKK terörüyle DAEŞ terörüyle, FETÖ terörüyle uğraşırken bu konuları konuşmak istemedik bugüne kadar. Ama kutuyu Sayın Kılıçdaroğlu açtı. Beyefendi tatildeydi ne demek ya?